Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber belki de ortaokulun en önemli konularından bir tanesi ile karşınızdayız. Kesirler diyoruz. 6'da, 7'de, 8'de hatta lisede her zaman karşılaşacağınız çok önemli bir konu kesirler. Bu konuyu 5. sınıfta çok iyi anlarsanız ilerleyen zamanlarda da çok daha rahat edeceksiniz. Bu konuyla alakalı eksikleriniz varsa mutlaka giderin ve bol bol soru çözün ki ilerleyen yıllarda çok daha rahat bir şekilde konuları anlayabilirsiniz. Temelimizi çok sağlam oluşturmamız lazım. Kesirler konusunda diyelim ve soru çözüm videomuzdaki bomba gibi sorularımıza geçelim. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz neymiş bakalım? İlk sorularımız bil, bul, doldur diyoruz ve hemen boşluklarımızı uygun kelimelerle dolduracağız. Eş parçalara ayrılmış bir bütünün parçalarından birini veya birkaçını gösteren kelimelere ne diyoruz? Kesir diyoruz. Zaten kesirlerin tanımı budur sevgili arkadaşım. Payı paydasından küçük olan kesirlere ne diyoruz? Basit kesir diyoruz. Basit kesir. Basit kesirler adını veriyoruz. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere birbirine denk kesirler olduğu için denk kesirler adını veriyoruz. Payı paydasına eşit veya büyük olan kesirlere bileşik kesirler diyoruz sevgili arkadaşlar. Bileşik kesirler diyoruz. Eş parçalara bölünmüş parçalardan her birine de birim kesir adını veriyoruz diyelim ve boşluklarımızı bu uygun kenara doldurduktan sonra ikinci sorumuzda yola devam edelim. Yukarıda modellenmiş haliyle verilen kesir kaç adet birim kesirin birleşmesiyle meydana gelmiştir? Birim kesirler biliyorsunuz payı 1 olan kesirlere birim kesirdir. Mesela 1 bölü 5 bir birim kesirdir diyebiliriz. O zaman buraya bakalım şimdi. Kaç tane var? Şu şeklimiz mesela 1 bölü 8 doğru mu? Burada 1 bölü 8'imiz var. Burada 1 bölü 8'imiz var. Burada 1 bölü 8'imiz var. Bakın burada 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8. Burada da 1 bölü 8. Burada 1 bölü 8'imiz var. Bakın burada 1 bölü 8'imiz var. Burada da 1 bölü 8'imiz var. Kaç tane peki 1 bölü 8'den meydana geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dolayısıyla 11 tane birim kesirden meydana geldiği için doğru cevabımızda bakın. D şıkkında diyorum ve yoluma bir başka soruyla devam ediyorum sevgili arkadaşım. Bir sayı doğrusunda gösterme sorusu. Kesirleri sayı doğrusunda gösterirken basit kesirler her zaman 0 ile 1 aralığında yer alır. Bu bilgiyi vermiş olalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesirlere karşılık gelen nokta ve birim kesir aşağıdakilerin hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi buraya hemen yazalım bakın. Kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya. O zaman burası 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5, 3 bölü 5. Şöyle hemen yazalım bakın. 3 bölü 5, 4 bölü 5 olur. Burası da zaten 5 bölü 5 yani 1 tam. O zaman K sayısına kaç geliyor? Birim kesirimiz nerede? Bakın burada 1 bölü 5. Buraya bakalım kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burası 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8, 1 tam. O zaman bakın birim kesirimiz nerede? Zaten ilk sırada yer alan birim kesimiz A 1 bölü 8. O zaman şıklarda onları arıyorum bakalım. K 1 bölü 5 olması lazım. Burada bakın K yok zaten bunu iptal ettik. K 1 bölü 4 olmaz. Bunu iptal ettik. K 1 bölü 5 olabilir. 1 bölü 4 bu da olmaz. A da zaten 1 bölü 8. O zaman doğru cevabımız bakın. Bu şekilde C şıkkını işaretliyorum ve ne yapıyorum? Bu sorumuzu da gönderiyoruz. Hemen yolumuza bir bileşik basit kesire çevirme yani basit kesirle bileşik kesire çevirme bileşikleri basit kesire çevirme konusuyla alakalı güzel bir soru. Hemen bakalım 23 bölü 5 eşittir A bölü işte burada vermiş A, B ve 5'i vermiş burada da C'yi vermiş. Yukarıda verilen ifadelere göre C eksi A çarpı ifadesinin değerini bulun. Şimdi 23 bölü 5'i bulurken sevgili arkadaşım 23'ü 5'e bölüyorum. 23'ün içinde kaç tane 5 vardır diye sorum. 23'ün içinde 5 4 defadır. 4 kere 5 20 diyorum çıkartıyorum ve bu şekilde yazıyorum. O zaman ne diyorum? 5 tam pardon 4 tam paydam değişmeyecektir 5 kalanı da buraya yazıyorum bu şekilde yapıyorum o zaman A sayısına karşılık gelen 4 B sayısına karşılık gelen kaç olacaktır sevgili arkadaşım 3 olacaktır buraya gelelim burasında tam sayı kesirden bileşik kesir çevirme bakın bu şekilde 4 7 ile pardon 3 çarpıyorum 21 21 ile 2'yi topladığımda 23 23'ü nereye yazıyorum buraya yazıyorum 23 bölü 7 o zaman A'yı buldum B'yi buldum C'yi buldum ve sonucu artık odaklanabilirim C gördüğüm yere 23 yazıyorum eksi A gördüğüm yere 4 yazıyorum. B gördüğüm yere de 3 yazıyorum sevgili arkadaşım. O zaman buradan önce çarpma işlemi biliyorsunuz işlem önceliğine göre çarpma işlemi yapılır. 23 eksi 12 diyorum. Buradan da doğru cevabım 11 olur diyorum ve bu güzel soruyu, mükemmel soruyu tarihe tozlu sayfalarına göndermiş oluyorum diyelim. Ve yolumuza bir başka soruyla devam edelim. Yine bir bileşik kesir sorusu. Yanda verilen ifadesi bir bileşik kesir olduğuna göre karenin alacağı en küçük değer kaçtır diye sormuş.
Hemen bakalım şimdi burada bu ifade bir bileşik kesir olduğuna göre burası pay ya eşit ya da paydan büyük olmak. Pardon, paydaya eşit ve paydadan büyük olmak zorunda. O zaman burası en yakın hatta şuraya bak, daha da uzatalım buraya. En yakın 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir diye nokta 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 gidiyor. Peki en küçük dediği için biz o zaman en küçüğü düşüneceğim. Yani 13 bölü 13'ü düşüneceğim. Peki buranın 13 olması için 2 var zaten burada. Bakın 2 duruyor burada. O zaman buraya kaç yazmam gerekiyor? 11 yazmam gerekiyor ki 11 ile 2'yi topladım. 13 bölü 13 bir bileşik kesir elde edeyim. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? 11. Nerede o? Bakın C şıkkı burada diyorum ve bu sorumuzda gönderiyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir simit görüyorum burada. Çılgın bir soru. Kahvaltıya oturan 9 kişilik bir ailenin bireylerinden ikisi tam simit yemiş, kalanları yarım simit yemişlerse toplam yenen simit miktarını veren kesir aşağıdakilerden hangisi demiş. 9 kişiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraya koyalım. 9. kişiyi de buraya yazalım. Şimdi 9 kişiden bu tam yemiş. T yedim. Burada tam yemiş. Bu yarım yemiş. Yarım yemiş. Yarım. 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 Bakın yarım. Bu da yarım. O zaman buradan tamla. 2 yarım 1 tam olacağına göre buraya bir T diyelim mi? Buraya bir T diyelim. Buraya bir T diyelim, bir de yarımıza. O zaman kaç tam oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane tam. 5 tam. Bir de yarım. Yarımı nasıl ifade ediyoruz kesir olarak? 1 bölü 2. 5 tam. 1 bölü 2. O zaman bakıyorum şıklarda. 3 tam. 1 bölü 2. 4 tam. O zaman bakın nerede doğru cevabımız? D şıkkında duruyor. Bize göz kırpıyor. Biz de ona bir gülücük atıyoruz ve D şıkkını işaretleyip bu güzel sorumuzu da gönderiyoruz. Hemen yolumuza yine bir sayı doğrusu sorusuyla devam edelim. Kesirlerde sayı doğrusu. A, B ve C noktalarına karşılık gelen kesirlerimizin değerlerini yazınız demiş. Hemen bakın öncelikle şunu yazıyoruz. Kaç parçaya ayrılmış onu bulmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. Hemen bakın paydaya yazıyorsunuz bunu. Aman dikkat, toplam 5 parçaya ayrılmış. Biz kaçıncısını almışız? 1, 2, 3.sünü almış. O zaman A 3 bölü 5. B'ye bakalım. Bakın buradan kocaman bir tam gelmişiz. O zaman bir tamımız var. Tam olarak bir ilerlemişiz bakın. Sonra kaç parçamız var? 1, 2, 3, 4, 5 parçamız var. 5'i buraya yazıyorum. Kaçıncısını almışım? Bakın hemen başta birincisini almışım. Bir tam 1 bölü 5. C'ye bakalım. Bu sefer bakın sıfırdan itibaren 1, 2 birim ilerlemişim. 2 tam yazıyorum o zaman. Buraya bakalım hemen. 1, şuradan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 parçaya ayırmışım. Ve kaçıncı almışım? 1, 2, 3, 4. Dördüncü almışım. O zaman 2 tam. 4 bölü 5 diyorum ve bu sorumu da gönderiyorum. Sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakalım sorularımıza. Farklı değişik sorularımıza devam ediyoruz. 5A sınıfında okuyan aşağıda isimleri verilen 4 öğrenci ödevlerinin Tonguç 8 bölü 10'unu, yani 10'da 8'ini, Tongül 9'da 4'ünü, Tankut 6'da 4'ünü, Tuana ise 3'te 2'sini yapmıştır. Buna göre bu 4 arkadaştan hangi ikisi ödevlerini aynı miktarda tamamlamıştır? Şimdi bu denk kesirlerle alakalı güzel bir soru. Denk kesirleri bulabilmek için sadeleştirme yoluna gideceğiz. Bakın 10 ve 8'i 2'ye böldüğümde burasının aslında 4 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Buraya bakalım, bu kesirimiz bölünmediği için, ortak bir bölünü olmadığı için sadeleştirme yapamıyorum. Buraya 4 bölü 9 diyorum. Buraya bakalım, bakın bu ikisi yine 2 ile sadeleşebileceği için burasını sadeleştirdiğimde 4'ü 2'ye böldüğümde 2, 6'yı 2'ye böldüğümde 3 diyorum ve bu şekilde 2 bölü 3 yazıyorum. Buraya bakalım, burası zaten kendiliğinden ne oldu? 2 bölü 3 çıktı. Zaten bakın alt alta gelmiş. Tankut'la Tuana, o zaman şöyle yazalım. Tankut'la Tuana ödevlerinin neyini yapmışlar? Tamamını, yani beraber aynı miktarda yapmışlar diyoruz ve doğru cevabımız da bu şekilde söyleyebiliriz. Ne yaptık? Sadeleştirme yoluyla aynı kesirleri bulduk ve sonucumuzu bu şekilde söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu antrenman sorusuna da güle güle diyoruz ve yolumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. Yine bir denk kesir sorusu sevgili arkadaşım. Hemen bakalım, yukarıda verilen ifadelere göre bu ifadenin toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bu sorularda her zaman bilinen kesirimizden bilinmeyene doğru gitmek zorundayız ki daha rahat edelim. Şimdi 15 3 olmuş. Peki 15 nasıl 3 olur? Ancak ve ancak 5'e bölünürse 3 olur. Peki burası 5'e bölünürse kesirimizin değeri değişmemesi için buranın da 5'e bölünmesi gerekiyor. Yani 5'te sadeleştirmemiz gerekiyor. 25'i 5'e bölersem kaç kalır?
5 kalır. O zaman üçgen yerine kaç yazacağım? Hemen şurada bakın 5 yazıyorum. Buraya yazdım. Şimdi burada yine bakın bilinen kesrimiz burada. 8 nasıl 4 olur? Ancak ve ancak 2'ye bölersek olur. 14'ü de yine denklik bozulmasın diye, eşitlik bozulmasın diye 2'ye bölüyorum. 14'ü 2'ye bölersem kaç olur? 7. O zaman bunda buraya geliyorum ve 7 diyorum. 7 artı 2 ne olur? 12 olur. Nerede şıkkım? Bakın o da hemen işlemin yanında duruyor. Burada C şıkkında diyorum. Ve bu denk kesirlerle alakalı sorumu da göndermiş oluyorum. Yolumuza çok basit o bir soruyla, çok her zaman bütün test kitaplarında çıkabilen bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen kesirlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Burada bir kıyaslama sorusu var sevgili arkadaşlar. Kıyaslama sorularında her zaman paydaları mutlaka eşitlemek zorundayız. En büyük sayıda eşitleyebiliriz. Bakın burada 5 bölü 12 var dursun o. Bakın bunu ben 4 ile genişlettiğimde aslında bu kesin denk, bu kesirin dengi 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 8 bölü 12. Bu dursun bakalım burada. Şuna bakalım bunu da 6 ile genişletirsem 6 kere 1 6 bölü 6 kere 2 12 diyorum. Ve bu şekilde ne yapıyorum? Bunu da denk olanını yazıyorum. Burayı kaçla genişleteceğim? 3 ile genişleteceğim. 3 kere 3 9 olur pay. 4 kere 3 12. Genişlettiğim sayı hem payla hem de paydayla çarpmak zorundayız diyorum ve bu şekilde sıra. İşte burada da var bakın burada. Paydalarımız aynı olduktan sonra payı büyük olan tabii ki daha büyük olacaktır. 5 bölü 12, 8 bölü 12, 6 bölü 12, 9 bölü 12. 9 bölü 12 daha büyük hocam diyorum. Ve burada en büyük sayının D olduğunu yani 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yolumuza devam edelim bakalım sevgili 5. sınıf öğrencileri. Umarım her şey yolundadır ve mükemmel derecede ders çalışıyorsunuzdur. Sınavlar çok güzel geçiyordur diyelim. Ve ortaokul hayatına çok güzel bir giriş yapmışsınızdır diyelim. Hemen bir başka soruyla yola devam edelim. Osman amcanın kümesindeki hayvanların 1 bölü 2'si tavuk, 4 bölü 5'i kaz, 4 bölü 10'u ördek ve 15 bölü 20'si horozdur. Buna göre Osman amcanın kümesinde en az bakın çok dikkatli okuyoruz. En az hangi hayvan vardır? Yine bir kıyaslama, büyüklük küçüklük sorusu. O zaman tavuklar bakın 1 bölü 2. Kazlarımız 4 bölü 10. Bak, ne var bakalım başka? Pardon kazlarımız 4 bölü 5 olacak. Hemen şöyle 5 yapalım. Şunu 5 yapalım. Ördeklerimiz kaç? Ördeklerimiz 4 bölü 10. Ve horozlarımız da 15 bölü 20 diyebiliriz. Şimdi kıyaslama sorularında paydaları eşitlemek zorundayız demiştik. En büyük sayımız kaç? Burada 20. O zaman bunları da 20'ye genişletirsek. Burasının aslında 10 kere 1 10. 2 ile 10 çarparsam 20. 10 bölü 20. Burayı ben 4 ile genişletirsem 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. Bakın burada. Burasına bakalım 2 ile genişletirsek 8 bölü 20 olduğunu görüyorum. Burası zaten 15 bölü 20. Şimdi 10 bölü 20 16 bölü 20. 8 bölü 20 15 bölü 20. En az dediği için en az nerede bakın burada 8 bölü 20 ile ördekler diyebiliriz. O zaman Osman amcanın en az bulunan hayvan hangisiymiş? Ördeklermiş diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu güzel sorumuzu da göndermiş oluyoruz. İçinde 48 TL. Bakın bunlar da artık bir bütünün bir parçasını bulma ya da parçadan bütüne soruları şeklinde ifade ediliyor. Problem şeklinde değerlendirebiliriz. İçinde 48 TL litre su bulunan bir deponun 5 bölü 12'si kullanıldığında geriye ne kadar kısmı kalmıştır? Bu problemler iki türlü çözülebilir. Birinci türümüzü şuraya yapalım ya da şöyle şu şekilde yapalım. 48 ile 5 bölü 12'yi çarpıyorsunuz. Burada bakın 48 ile şurada sadeleştirmemiz var. Paydasında bunun 1 vardır. Sadeleştirmemiz var. Farklı bir kalem alalım. 12'yi 12'ye bölersem 1. 48'i 12'ye bölersem 4 olur. 4 kere 5 20 litresini kullanmış. 20 litresini kullanırsa 48'den 20'yi çıkarttığımızda ne kadar kalır? 28 litre kalır. Bakın bu yöntem çok kolay ve güzel bir yöntem. Bu bir yöntemimiz olsun. Diğer yöntem biraz daha modelleme yöntemi diyebiliriz. 12 parçanın 5'ini kullanmış. Şimdi şöyle bir tane bakın böyle bir depo şekli çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane daha yapalım şöyle 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hatta bu fazla olmuş. Şöyle yapalım. 12 tane kutucuğumuz var. 12 tane kutucuğumuzun tamamı 48'miş ya. 48'i 12'ye bölersem ne olur? 48'i 12'ye bölersem her bir kutucuğun ne kadar litre olduğunu bulurum. Buradan 4 litre. Peki 4 litrenin bakın 5 tanesini kullanmış. 12'de 5'e 1 kullandı, 2 kullandı, 3 kullandı, 4 kullandı, 5 kullandı gitti. Kalanlar burada. Her biri 4, 4, 4. Bakın burası böyle yazdığımızda. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4,
28 hocam diyoruz ve bu şekilde sorumuzun cevabını C şıkkı olarak bulabiliyoruz. İki yöntemi de göstermiş olduk. Pratik olmak için bu yöntem çok daha güzel diyebiliriz ama anlaşılma anlamında bu yöntem daha güzeldir diyoruz. Bir başka soru, Hamza Bey 3000 TL maaşının 2 bölü 5'ini ev kirasına vermiş. 1 bölü 6'sını pazar için ayırır ise cebinde geriye kaç parası kalır? Peki şimdi burada 3000 TL'nin 2 bölü 5'ini ev kirasına vermiş. Bakın pratik olarak az önce yaptığımız yöntemi kullanalım. 2 bölü 5'ini bulmak için 2 bölü 5'te çarpıyorum. Bakın bunun paydasında 3000'i 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. 6000 yapıyor. 6000'i 5'e bölersem, 6000'i 5'e bölersem buradan ne olur? 1200 TL kira geliri için para ayırmış. Aynı Hamza Bey 3000 TL maaşının 1 bölü 6'sı şeklinde bulursak 3000'i 1 ile çarpıyorum. 3000'i bir de 6'ya bölüyorum. Çünkü bakın bölme görevi var burada altının. 6'ya bölersem buradan da 500 TL'de nereye vermiş? Pazar için ayırmış Hamza Bey. Pazar için ayırmış. Peki ne diyor? Geriye kaç parası kalır? Toplam harcadığı miktar bu ikisinin toplamıdır. 1700 TL gitti. 1700 TL gitti. O zaman 3000 TL'den 1700 TL'sini çıkartırsam 0 ondan 0'dan 7 çıkmaz. Ondan 7 çıktı. 3 kalır. Buradan ne çıkar? 2'den 1 kalır, çıkarsa 1 kalır. 1300 TL kalır cebinde Hamza Bey'in diyelim harcayacağı para ve güzel bir soruyu da geride bırakıyoruz. Tankut bir test kitabındaki soruların 3 bölü 7'sini çözmüştür. Tankut 600 soru çözdüğüne göre bu kitabın tamamı kaç sorudan meydana gelir? Yine bunu iki yolla çözebiliriz. Bu artık parça vermiş, tamamını istiyor. O zaman 3 bölü 7'si 600 soruya denk gelen kısmın tamamını sorduğuna göre burada artık şunu yapacağız. Ters bir durum var. 600'ü bu sefer 7'ye değil de 3'e böleceğim. 3'e böleceğim. 200. 200'de de bu sefer neyi çarpacağım? 7'yi çarpacağım. Buradan doğru cevabımız kaç olur? 1400 olur. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz kutucuk yöntemi. Yine 7 parçalı bir kutucuk çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 7 parçamız var. Bunlardan 3'ü 600 soruya denk geliyormuş. Bakın şu 3'ü 600 soruya denk geliyormuş. 600 o zaman şu 3 parçaya bölerek bir parçasının kaç soruya denk geldiğini bulabilirim. 200 soruya denk geliyor. O zaman her bir kutumuz 200 soruya denk geleceği için burada 7 kutumuz var. Her bir kutumuz 200 ise 200'e çarparsam buradan cevabım ne olur? 1400 olur sevgili arkadaşım. Yine bu pratik yöntemi kullanabilirsin zaman zaman diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ömer amcanın çiftliğinin 4 bölü 9'u koyunlardan, 1 bölü 6'sı ise ineklerden oluşmaktadır. Ömer amcanın toplam 40 koyunu olduğuna göre kaç tane ineği vardır demiş. Şimdi koyun sayısını vermiş, 40 tane, 4 bölü 9'u vermiş. O zaman şunu diyebilir miyim? 4 bölü 9'u 40 sayısına eşitmiş. 40'a eşitmiş. Bakın burada parçayı vermiş, bütünü istiyor. O zaman yine tersten gidelim. 40'ı 4'e bölüyorum. 40'ı 4'e bölüyorum. 10 yapıyor. 10'la da 9'u çarpıyorum. 90. 90 tane neyi varmış? Koyunu varmış. 90 koyunu varmış sevgili arkadaşlar burada. Peki kaç tane ineği vardır? Bu 90 tane koyununun 1 bölü 6'sını bulursak, 90 sayısının 1 bölü 6'sını bulursak yine 1 bölü 6 bu sefer bütünden parçaya gidiyoruz. 90'ı 1 ile çarpıyorum 90 ve 90'ı da 6'ya bölersem buradan ne çıkacaktır? 15 çıkacaktır. Doğru cevabımız nerede? Burada bakın 15 tane ineği vardır diyoruz sorumuzda. Hemen bakın toplama çıkarmalarla alakalı bir sorumuz var. Paydalara eşit olan kesirlerin toplarken paylarını topluyorum. 9 artı 2 11 yapar. Ortak paydamı yazıyorum. 17'yi bakın hemen yazdım. Paydalarımız birbirinden farklıysa o zaman ne yapacağız? Payda eşit diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burası 30, burası 6 ise küçük olanı büyük olana benzetiyorum. 5 kere 5 25 bölü 30 eksi 11 bölü 30 çıkartırsam 14 bölü 30 cevabını bulabiliyorum. Hemen bakın şuraya gelelim. Bunun paydasında ne vardır? Gizli 1 vardır. Burası 3 olur. Burası 1 olur. 3 kere 5 15 bölü 3 olur. Artı 1 bölü 3 olur. Toplarsak buradan 16 bölü 3 değerini buluyoruz. Burada da bakın tam sayılı kesimiz var. O zaman önce bunu bileşik kese çevirelim. 5 kere 2 10. 10 ile 1'i toplarsam 11 bölü 5 yapar. Eksi 3 bölü 4 yapar. Buradan hemen payda eşitliyorum. Burasını 4 ile genişletiyorum. Burasını 5 ile genişletiyorum. Burası 11 ile 4'ü çarpıyorum. 44 bölü 20 eksi
15 bölü 20 olur. Buradan 15 çıkartırsam 30, 29 bölü 20 cevabını ne yapmış oluyorum sevgili arkadaşlar? Bulmuş oluyorum diyorum. Ve bunlar da çok fazla çıkar. Kesirler toplama, çıkarma işlemleri diyorum ve yola devam ediyorum. Ne var sırada? Yine bir problem sorusu var. Tongül'ün parasının yarısı ile 3 bölü 14'ünün toplamı 90 olduğuna göre. Şimdi yarısı demek ne demektir? 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2 ile 3 bölü 14'ünün toplamı 90 TL'ye karşılık gelmiş. Önce bu ifadeleri toplayalım bakalım. Burası 7 olur, burası 1 olur. 7 bölü 14 artı 3 bölü 14 olur. Buradan 10 bölü 14. 10 bölü 14'ü 90 TL olan parasının tamamını soruyor. Burada 90 TL'yi ne yapacağız? 90, 10 bölü 14, 90 TL ise burada ters işlem var biliyorsunuz. 90'ı 10'a böleceğiz. 9, 9'la da 14'ü çarptığımızda toplam parasını bulmuş oluyoruz. Buradan çarparsak 126 TL'sini olmuş oluyor diyoruz. Buradan hemen bir başka sorumuza geçelim. Yine problemlerle devam ediyoruz. Bir araç gideceği yolun 3 bölü 10'unu gidiyor. 80 kilometre daha giderse yolun yarısına gelmiş oluyor. Bakın buradan önce bunu en güzel böyle bir bütünle anlatırsak çok daha güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şöyle 10 tane kutucuk yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3'ünü gitmiş değil mi? 3 tanesi gitmiş. Hemen yazıyorum bakın burada. 3 tanesi gittiğine göre... Yolun yarısı nerede? Burada. 80 kilometre daha giderse yolun yarısına gelecekmiş. Bakın burada 80 kilometre daha giderse burası 80'e karşılık geliyorsa o zaman bir kutucuğumuz kaç olur? Sevgili arkadaşlar 40 olur. Toplam kaç kutucuk var burada? Sevgili arkadaşlar 10 tane. Her bir kutucuğumuz 40 olduğuna göre buradan ne olur? Doğru cevabımız tamamı 400 kilometre olur. Ve C şıkkını işaretleyip ne yapıyoruz? Bu hepsi soruyu da göndermiş oluyoruz. Diyelim. Devam edelim bakalım su problemlerimize. Hemen bisikletiyle gezmeye çıkan Önder süreceği yolun 4 bölü 9'unu sonra da 1 bölü 3'ünü gidiyor ve mola veriyormuş. Önder'in dağa gideceği 24 kilometre bir yolu olduğuna göre Önder toplamda ne kadarlık bir yol gitmiştir? Öncelikle ne yapacağım? 4 bölü 9'da toplam gittiği yolu bulmak için 1 bölü 3'ü topluyorum. Tabii ki paydalarımı eşitlemek zorundayım. Burasını 3 ile burasını 1 ile genişletiyorum. 4 bölü 9 artı 3 bölü 9 diyorum ve buradan 7 bölü 9'unu ne yapmış Önder? Gitmiş. O zaman şöyle yapalım mı? 9 parçamızın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 parçamızın 7'sini gitmiş. Şunu gitmiş. Bakın böyle şuralara gitmiş. Ne kalmış geriye? 2 tane kalmış. Gideceği yol 24 kilometre. Burası 24 kilometreye karşılık geliyor ise o zaman buranın her bir kutucuğumuz kaç kilometreye karşılık gelir? 12 kilometreye karşılık gelir. Peki yolun tamamını soruyor. Burada hocam 9 tane kutucuk var. 9 tane kutucuk her biri 12 kilometre ise buradan cevabım ne olur? 108 olur diyorum ve A şıkkında işaretleyip geçiyorum sevgili arkadaşım. Diyorum ve ödüllü soruyla karşınızdayım. Ödüllü soruyu çözüyorsun. Şıklarda bakın doğru cevabı yapıyorsun ve yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bol bol çalışıyorsun. Görüşmek dileğiyle.